Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz kanda Bu sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders Hoş geldiniz. İkinci dereceden eşitsizlikleri de devam ediyoruz. Uzman test 6'yı çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz kök içerisinde 5x eksi 4 artı kök içerisinde 3x eksi 2 eksi 2 eşittir 0. Denkleminin kökler toplamı kaça eşittir? Şimdi öncelikle şu eksi 2'yi karşı tarafa atalım. Burası kök içerisinde 5x eksi 4 artı kök içerisinde 3x eksi 2 eşittir 2. Eşitliğin her iki tarafın karesini alırsak. Birincinin karesi 5x eksi 4 ikincinin karesi 3x eksi 2. Bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak. Kökün içerisindeki ifadelerin çarpımı 15 tane x kare. Eksi 10x buradan, eksi 12x de buradan gelecek. Toplamda eksi 22 tane x olacak. Artı 8 eşittir 4. Bu kök ifadeyi bu tarafa, 4'ü de bu tarafa tıp düzenlersek, Toplamda sol tarafta 8 tane x değeri var. Sabit sayıların toplamı eksi 6, eksi 4 daha gelecek. Burası eksi 10 olacak. Kök ifade karşı tarafa geçerse eksi 2 tane kök içerisinde 15 tane x kare eksi 22 x artı 8. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası 4x eksi 5. Bu ifadede eksi parantezinde kök içerisinde 15 tane x kare eksi 22 x artı 8. Eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak bir kez daha. Burası 16 x kare eksi 40 tane x artı 25. Karşı tarafın karesini alırsak eksiden kurtuluruz ve kökün içerisindeki ifade çıkarsa 15 tane x kare eksi 22 x artı 8 şu ifadelerin tamamını bu tarafa atarsak bir tane x kare kalacak. Eksi 18 tane x artı 17 eşittir 0. Çarpandan ayırsak x'e x eksi 17'ye eksi 1 olacak. Buradan köklerimiz 17 ve x değerimiz 1 gelecektir. Şimdi bulduğumuz kökleri de yeni yazıp denediğimiz zaman 1'de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yalnız 17 yazdığımız zaman bu ifade sağlamayacaktır. 17 tane 5, 85 olur. 85'ten 4 çıkartırsak 81, karekökten 9 diye çıkar. X yerine 17 yazdığımız zaman 3 ile çarparsak 51, 2 çıkartırsak 49. Bu da karekökten 7 diye çıkacaktır. 9 ile 7'nin toplamı eksi 2'nin değeri 0 olmayacağından dolayı 17'yi almayacağız. Denklemin tek bir kökü vardır. O da 1. Yani A şıkkı. Bir grafik sorusu. İki tane eşitsizlik çözeceğiz. Birisi x eksi 3 çarpı fx sıfıra eşit ve sıfırdan küçük. Diğer ifademiz ise fx'in sıfıra eşit ve küçük olduğu değerler. İsterseniz önce ikincisiyle başlayalım. fx'in sıfır eşit ve sıfırdan küçük olduğu yerler grafiğin alt tarafında kalan yerlerdir. Bu da zaten grafikte gözüküyor arkadaşlar. Eksi 4'ten başlayacağız. Eşitlik olduğundan dolayı 5'e kadar olan aralık olacaktır. Şu ifadenin çözüm kümesi eksi 4 dahil 5 dahil ve aradaki bütün sayılar. Birinci eşitsizliği çözersek her bir çarpanı sıfır eşitleyeceğiz. x eksi 3'ü sıfır eşitlersek bir tane kökümüz 3 gelir. fx'i sıfıra eşitlediğimiz zaman x eksenini kestiği noktalar kök olacaktır. Eksi 4 ve 5 diye iki tane daha kökümüz var. Bu ifadenin tablosunu yaparsak en küçük kökümüz eksi 4, 3 ve 5. Eşitlik olduğundan dolayı kökler çözüm kümesine dahil olacak. İşaret olarak şöyle yapacağız. 5'ten büyük, 5'ten büyük bir sayı değerinin grafikte kestiği noktanın görüntüsü orijinin üstünde çıktığından dolayı işaret olarak artı x eksi 3'teki x'in öndeki işaret de artı olduğundan çarpım da artı ile başlayacak. Eksi artı eksi diye devam edeceğiz. Sıfırdan küçük olan yerler eksi sonsuz eksi 4 bir de 3 ile 5 arasındaki sayılar. Şimdi şu ifade ile şu ifadenin ortak kesişimini bulmamız lazım. Eksi 4 ile 5 arasındaki sayılar. Bir sağlayan değerler eksi 4 ikisinde de olduğundan dolayı olacak. Bir de 3 ile 5 her ikisinde de ortak kesişim kümesi olduğundan dolayı 3 alacağız. 4 alacağız. Bir de eşitlikten dolayı 5 alacağız. Toplamda bunu sağlayan 4 tane tam sayı değeri vardır. Duracağımız edinme. Üçüncü sorumuz. x-2'nin a kuvveti çarpı x-3'ün b kuvveti bölü x-4'ün c kuvveti 0 eşit ve 0'dan büyük. Ve bu eşitsizliğin çözüm kümesi eksi sonsuz 2 birleşim 3 birleşim 4 de sonsuz. Bir de ABC'nin büyüklük küçüklük ilişkisi verilmiş. ABC toplamının en küçük değeri kaça eşittir? Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Her bir çarpını sıfıra eşitlediğimiz zaman yani x eksi 2'yi sıfıra eşitlediğimiz zaman kökümüz 2. x eksi 3'ü sıfıra eşitlediğimiz zaman kökümüz 3. Bir de x eksi 4'ü sıfır eşitleyeceğiz. Kökümüz 4 gelecek. Normalde biz bunların kuvvetlerini bilmiyoruz ama normalde köklerimiz 2, 3 ve 4 eşit. Şimdi bu köklerin arkadaşlar eşitlik durumunda sadece paydayı almayacağız. Dördüncü boş olacak. Diğer köklerimiz çözüm kümesine dahil olabilir. Eşitlikten dolayı. Şimdi çözüm kümesinin eksi sonsuzla 2 arasında olabilmesi için demek ki burası dahil. Yani sıfırdan büyük olan yerlerde aldığımıza göre buradaki işaret artı olacaktır. 2 e, ile 3 arasında almadığına göre demek ki buradaki işaret eksi çıkmıştır. 3 ile 4 arasındaki işaret e, yeri de almadığından dolayı demek ki işaret olarak burası da eksi olacaktır. 4 ile sonsuz alındığına göre sıfırdan büyük çıkmıştır. Burası da artı ile başlaması lazım. Şimdi 3'te işaret değişmediyse arkadaşlar eksi eksi diye devam ettiyse aslında şu 3 dediğimiz kök çift katlı kök olmak zorunda. O yüzden toplamın küçük olması için ben B'ye çift katlı kök yapacağım. Bunun da o zaman değerini en az 2 alabiliriz arkadaşlar. Bunun değeri 2 olacaktır. O zaman değer kökler tek katlı kök olacağı için C'yi 0 ile 2 arasında bir de tam sayı dediğinden dolayı 1 alacağım. A değeri de yine tek sayı olacağından 3 olacaktır. Yani toplamımız bizim 3 artı 2 artı 1 toplamda 6 gelecektir. Denizli seçeneği. x eksi 1'in 30. kuvveti çarpı x artı 2'nin küpü bölü x kare artı x artı 2 çarpı x eksi 5 büyüktür 0. Çözüm kümesi reel sayılar eksi a b aralığı olduğuna göre b eksi a değeri kaçtır? Her bir çarpını sıfıra işlersek x eksi 1'i sıfıra işlersek buradan kökümüz 1 gelecek. Üstündeki kuvvet çift sayı olduğundan dolayı bu çift katlı kök. x artı 2'yi sıfıra işlersek kökümüz eksi 2 gelir. Üstündeki sayı tek olduğundan tek katlı kök. x kare artı x artı 2'nin kökü yoktur arkadaşlar. Deltasını incelediğiniz zaman bunun değeri b kare yani 1 Eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 7 geleceği için sıfırdan küçük olacaktır. X eksi 5'i sıfır eşlediğimiz zaman kökümüz 5 gelecek. Şimdi normalde biz tablomuzu yapalım. En küçük kökümüz eksi 2 sonra 1 sonra 5. Kökler çözüm kümesine dahil olmayacak arkadaşlar. Şimdi 1 1 de çift katlı kök olduğundan çift çizgiyle gösterdik. Şimdi işaret olarak artı ile başlayacağız. Eksi çift katlı kök olduğu için tekrar eksi sonra artı. Sıfırdan büyük olan yerler şuradaki ve şuradaki değerlerdir. Bunun başka türlü yazılış şekli de arkadaşlar reel sayılar eksi. Buradan eksi 2 ile 5 arasındaki sayıları çıkartırsak yine istediğimiz çözüm kümesine ulaşabiliriz. O yüzden burada bizim A dediğimiz ifade aslında eksi 2 eşittir. B dediğimiz ifade ise 5'tir. Bizden B eksi A değerini istediği için 5 eksi eksi 2'den bunlar birbirini artı yapacaktır. Sonucumuz 7 gelecek. fx eşittir 9x kare eksi 6n çarpı x artı n artı 12 parabolü x eksini kesmediğine göre. Şimdi parabolün x eksenini kesmemesi için kökünün olmaması gerekir arkadaşlar. Kökünün olmaması için de delta'nın sıfırdan küçük gelmesi gerekir. Delta dediğimiz ifade de b kare eksi 4 ac idi. Biz bu değerin sıfırdan küçük olmasını inceleyeceğiz. Şimdi b dediğimiz ifade burada eksi 6n karesini alırsak 36n kare olur. Eksi 4 tane a değerimiz 9 c değerimiz ise n artı 12'ye eşit. O da küçüktür sıfırdan. Şimdi e, burada her tarafı 36 ile sadeleştirirsek n kare eksi n artı 12 yine küçüktür sıfır olacaktır. Eksi içeriye dağıtırsak n kare eksi n eksi 12 küçüktür sıfır. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımız zaman n e n eksi 4 e, artı 3 gelir. Her bir ifadede de sıfır köklerimiz 4 ve eksi 3 olacaktır. Şimdi bu eşitsizliğin tablosunu yaparsak n'e bağlı bir tablo. Eksi 3 ve 4 diye kökleri var. Kökler çözüm kümesine dahil değil. İşaret olarak artı ile başlayacağız. Eksi artı. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için eksi 3 ile 4 arasındaki sayılar olacaktır. Buradaki sayılarımız ise eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Yani toplamda 6 tane tam sayı değerimiz çıkacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda yine görüşüne kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.